Gebelik testinin yanlış çıkma ihtimali ne kadar? Bu ihtimal her zaman var arkadaşlar. Bu bütün testlerde geçerli. Şimdi normalde usulüne uygun yaparsanız gebelik testiniz yaklaşık %99 civarında o idrar testleri doğru sonuç verir. Ama bazı durumlarda sizde gebelik yokken var ya da gebelik varken yok diyebilir. Bunları birazdan söyleyeceğim. Usulüne uygun test nedir? Bir kere adet gecikmenizin olması lazım. Korunmasız ilişkinin en erken 12 gün sonra testinizi yapın ya da yumurtlamadan 10-12 gün sonra testinizi yapın. Ama ideali adet gecikmesinden sonra testinizi yapın ve sabah ilk idrarıyla yapın ve kaliteli bir test kullanın. Bu şartlarda yaparsanız %99 civarında doğru sonuç alırsınız. Ama birazdan sayacağım durumlarda testinizin yanlış çıkma ihtimali var. Evet, bu durumları hep beraber görelim. İdrar testi yaptınız. İdrar testinde gebelik çıkmadı ama aslında gebesiniz. Yani kan testinde gebelik çıktı. Bu neden olur? Hemen bunun nedenlerini size anlatayım çok kısa. Bunun arkadaşlar 4 tane nedeni var. Bunlar nedir? Birinci neden arkadaşlar kanca efekti. Bu kanca efekti ne demek? Sizde aslında gebelik var. HCG hormonu yani gebelik hormonu çok fazla. Bu fazla hormon idrar testinde kanca efekti dediğimiz bir olaya neden oluyor ve testin aslında pozitif çıkmasını engelliyor. Bu hangi durumlarda görülür? İkiz gebelik, üçüz gebelik gibi HCG seviyesinin yüksek olduğu durumlarda ya da işte bazı ilaçların kullanımında olabiliyor. Ya da işte molar gebelik dediğimiz koriyokarsinom gibi durumlarda HCG hormonu yüksek oluyor, fazla oluyor. Bu durumlarda idrar testi pozitif çıkmayabiliyor. Bir diğer neden nedir arkadaşlar? İdrar numunesinin aşırı dili olması, yani sulu olması. Bu ne demek? Mesela çok fazla su içtiniz veya idrarı sabah idrarından değil daha sonraki idrardan yaptınız. Bu durumda HCG seviyeniz çok idrarını sulandığı için ne yapacaktır? Düşecektir. Bu durumda idrar testiniz negatif çıkabilir ama aslında gebesinizdir. Bir diğer neden arkadaşlar testi erken yapmanız. Yani gebelik hormonunun belli bir seviyeye gelmesi lazım ki testte çıksın. Bu yaklaşık ne zamandır? İşte adet görmenizden 1-2 gün geçmesi lazım. İşte yumurtlamadan yaklaşık 14 gün sonra artık idrarda test pozitif olur. Siz testi erken bir dönemde yaparsanız HCG seviyeniz yeterince artmadığı için bu idrarınızda çıkmayabilir ama aslında gebesinizdir. Ve son neden arkadaşlar testin bozuk olması. Bu nadir de olsa görülebilir. Bazı test kitleri özellikle kalitesiz kitler teste çizgi vermeyebilir. Bu da göz önünde bulundurulabilir. İdrar testi yaptım. İdrar testi pozitif yani gebelik çıktı ama daha sonra kanda çıkmadı. Yani gebelik aslında yok. Bu niye olur? Bunun nedenlerini size kısaca anlatacağım. Bunun arkadaşlar başlıca 9 tane nedeni var. Şimdi bunlara bir göz atalım. Birinci neden şu. Sizde kimyasal gebelik var. Kimyasal gebelik ne demek arkadaşlar? Yani HCG gebelik hormonu var ama gebelik ilerleyemiyor. Herhangi bir nedenden ötürü. Genellikle bu genetik nedenlerden oluyor arkadaşlar. Düşük. Düşük. Yani gebelik oluşmuştur ama bir nedenden ötürü düşük olmuştur. Burada da test pozitif ama gebelik yürümez. Bir diğer neden nedir arkadaşlar? Kullanılan bazı fertilizasyon ilaçlar yani işte tüp bebek ilaçları. Burada da HCG içerdiği için bu ilaçlar testinizde yalancı pozitiflik yapabilir ama gebelik olmaz. Bir diğer neden nedir? Testin yanlış yapması. Özellikle test yaptınız. Çok uzun süre bekletirseniz arkadaşlar o testte yalancı bir çizgilenme oluşabilir. Bir diğer neden ektopik gebelik yani dış gebelik. Bunda da HCG miktarı fazladır ama gebelik ürünü özellikle tüplerde yerleştiği için gebelik ilerlemez. Test pozitif çıkar ama gebelik yoktur. Bir diğer neden molar gebelik arkadaşlar. Bunda da HCG seviyeniz yüksektir ama gebelik yoktur. Bir diğer neden nadir görülen idrar yolu enfeksiyonu. Bunda da idrar testi yalancı pozitif olabilir. Yine yumurtalığın yani ovarın
bir takım tümörleri var arkadaşlar. Bunlarda da ECG seviyeniz artar ama gebelik yoktur. Ve son neden de böbrek yetmezliği. Çok nadiren bu durumda da idrar testiniz pozitif olur ama gebelik yoktur. Evet, sorunuz olursa bana videonun altından sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.